Merhabalar sevgili OyunKayıt.com takipçileri, ben Deniz Okuyucan Erdoğan ve bugün sizlerle birlikte Quake Championship adlı oyuna bir ilk bakış gerçekleştireceğiz. Efendim, oyunun şu anda arayüzündeyiz ve gördüğünüz üzere böyle değişik bir karakter karşımızda. Şimdi bu aslında bizim bir şampiyonumuz. Şöyle şampiyonlarımızı isterseniz bir görüntüleyelim. Bunu bir günlüğüne açtım çünkü bana gördüğünüz üzere 10.000 miktarında favor adında bir oyun işi para vermişler. Neyse, bunlara geleceğim. Bu da oyunumuzun genel bir karakteri. İsmi de Ranger'miş. Sorlak. Bunu açmışım. Oo, kanlar falan bayağı vahşet. Oha, eli var. Adamın elini şu anda parçalıyor bizimki. Evet canlar, burada işte karakterimiz hakkında bir şeyler yazıyor. Yine burada açabileceğiniz karakterler mevcut. Şöyle gelelim. Burada karakterinizi gördüğünüz üzere kişiselleştirebiliyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi kıyafetlerini değiştirebiliyorsunuz. Yine saçını değiştirebiliyorsunuz vesaire vesaire. Sonra burada gördüğünüz üzere silah kısmında machine gun, bunun temasını ayarlayabiliyorsunuz. Aynı silah olması lazım. Evet, aynı silah. Gördüğünüz üzere bu şekilde bunları düzenleyebiliyoruz. Ana menüye tekrar gelelim. Burada loot boxes var. Gördüğünüz üzere buradan bir şeyler satın alabiliyorsunuz. Yani buradaki sandıkları açıyorsunuz ve içinden oyun içerisindeki eşyalardan bazıları düşüyor. Şimdi geri dönelim hemen. Burada yine yapmanız gereken challenge'lar var. Yani görev diyelim biz bunlara. Şuralar açılmamış, üstteki menüler. Onlar zamanla gelecek. Burada seviyeniz yazıyor. Ondan sonra buradan şampiyonunuzu seçeceksiniz. Ben şimdilik Sorlak'ı seçeyim madem. Buna bir şekilde para verdik oyunun içerisinden. Bunu seçelim. Sonra play dediğimizde deathmatch var, teammatch var. Yani ölüm maçı ve takım oyun maçı. Evet, bu daha gelmiş. Duello daha gelmemiş. Böyle her neyse, biz bir ölüm maçı yapalım. Canlar, oyunumuz şu anda başladı. Oyunumuzun MMO FPS'inde olduğunu söyleyelim ve şu anda kapalı beta'da olduğunu da belirtelim. Evet, şu anda deneme turundan sonra oyunumuz başladı. Oo, çok hızlı girdik. Çok hızlı girdik hocam. Çok hızlı girdik. Hemen öldüm, patates oldum. Şimdi efendim, bakın böyle sizlere oyun çeşitli, mesela yardım. Burada yardım, işte kutucuğu diyelim bunu. Ondan sonra burada bir sandık veriyor. Burada mesela mermi çıktı bana. Çeşitli yerlerde çeşitli şekilde size yardım edici şeyler bulabiliyorsunuz. Ondan sonra bakalım. Mesela burada bir sürü silahınız var bu arada. Üzeri... Oo! Oyunun şu anda şey yapısına alışamadım. Tabii uzun süredir oynamıyorum bu oyunu. Yani zaten ilk oyunları çok eskiydi böyle. Ama ona rağmen en efsane oyunlardan bir tanesidir bu oyun. Şimdi bakalım bir şeyler öldürelim mi artık? Değil mi? Değil mi artık yani? Hadi, elektrik silahı var ya! Ah be! Arkadaşlar, sıkmayın diye dediğiniz bana da gördüm. Bu arada her karakterimizin ayrı bir özelliği var. F tuşu da bu özelliği yapacaktım. Evet. Maalesef patates oldu. Artık bir şey oldu dedim. Evet, aldık be. En azından aldım yani. Ya biraz antrenmana ihtiyacım var. O da ayrı bir nokta. Mesela bu, evet, tek atıyor. Bıçak. Böyle testere gibi. Bakın şimdi. Quad spawn. 15 seconds. Bayağı iyiymiş ama. Vuramadı. Gel buraya, gel buraya, gel. Seni alacağım hocam. Neyse. Fazla çıkmayalım da. Bakın böyle şeylerden zıplayabiliyorsunuz. Yalnız bayağı oynayışı zor, alışmanız gerek. Hani o CSGO türündeki oyunlardan değil. Çünkü bayağı hızlı bir oynayışı var. Hani bu türle diğer MMO FPS oyunlarından ayrılıyor arkadaşlar. Pompalı alsak çok iyi olacaktı. Mesela ne kadar hit vurduğunuzu söylüyorum. 7 hit vuruyorsunuz. Ben aldık be. Ah. Şu an 6. sıradayım. Tap tuşuyla da skorunuza bakabiliyorsunuz. Tekrar söyleyeyim, F tuşuyla özel yeteneğinizi aktif edeceksiniz arkadaşlar. Birazdan karşıma biri gelince bunu deneyeceğim.
Tekrar tekrar. Bu arada oyunun free to play olacağı söyleniyor. Ya şu an fiyatla ilgili veya oyun ücretsiz çıkacağıyla ilgili bir bilgim yok. Bakalım ilerleyen zamanlarda neler olacak. İnşallah ücretsiz çıkar. Böyle bir oyunu ücretsiz olursa tabii ki de hepimiz oynamak isteriz. Sonuçta küçüklüğümüzden beri oynadığımız en efsane oyunun yeni bir güncel hali olması güzel. Çünkü grafikleri falan bayağı düzenlenmiş ve çok daha iyi hale getirilmiş gördüğünüz üzere. Burada pompalama oldu işte. Alacaktım da. Herif pompalayı da aldı. Sandıkları alalım. Sandık kutusunu. Şu pompalayı aldık mı? Heh. Şimdi şuradan da zırhı uzun almışlar. Evet, pompalı 36 vuruyor. Şu an kullanamadım tabii. Şu an sonunculuğa yerleştik arkadaşlar. Ben bu oyunu böyle bırakmam. Oo. Aldık be. Tam 7. sıra oldu. En azından sonuncu bitirmeyelim. Abi yapma. Bu benim ikinci oynayışım bu arada. İlk bir böyle oyunu tanımak amaçlı oynadım. Ölüm maçları çok efsanedir ya. Bu oyunun. Takım fazla önermiyorum da böyle tek başınıza oynarsınız falan bayağı zevk alırsınız. Diğer şampiyonları da açarsınız. Hani onları da denersiniz. Tabi oyun içerisindeki puanlarınızı biriktirmeniz gerek arkadaşlar. Yine loot box'larınızı açmanız gerek. Almam lazım. Aldı. Hareket etmeniz gerek. Yavaş yavaş alışıyorsunuz. Tekrar 6. sıraya geldim. Bir benden kötü oynayanlar da varmış. Scroll tuşuyla yine silahlarınızı değiştirebiliyorsunuz. Shift tuşuyla duruyorsunuz. Ondan sonra C tuşuyla eğiliyorsunuz. Oo, tam bir şeyler söylerken atalım eleman gibi. Ah be, tam da özel yeteneğim gelmişti. Bu arada şampiyonunuzu değiştirebilirsiniz buradan. Hemen değiştirelim. Farklı bir elemana geçelim. Bakalım bunlar. Şu silah çok güzel ya. Alamadım. Güzel yeteneğini aktifleştirmiştim. 6. sıradayım hala. Bir önümdekinin 9 kili varmış galiba. Ay yok. Evet evet. Tüh be. Şimdi tekrar şansımızı deneyelim. Oho. Birinciye bak, 31 kişi almış. Oo, pompayı da kafamdan vurdu herif. Helal olsun. Why are you torturing me like this? Quad spawned. Enemy has the quad. Hadi 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 hadi. Lan hiçbir şey vuramadım ya. Vay arkadaş. Enemy has the quad. 15 seconds left. Bunu atmak bayağı zor yani. Bu kart çok kötü oynuyor. Of. Neyle vurdu o ya? Ne garip silahlar var arkadaşlar. Yalnız eleman çok hızlı. Bu arkadaş bayağı hızlı. Diğer karakterimiz çok daha yavaştı. Ve gördüğünüz gibi her şampiyonumuzun farklı özellikleri var. Deminki bayağı ağırdı. Ama bunun gördüğünüz üzere hem hızlı hem de daha farklı bir zırhı var. Yani daha az mesela bunun zırhı. Deminkine göre. 3 dakika sonra oyunumuz sonlanacakmış. Şöyle zıplayıp üste geçebiliyorsunuz. Silah alalım bakalım, deneyelim ben. Sonunculuğa yine yerleştik. Harika gerçekten. Oo. Evet. Kesinlikle bir antrenmana ihtiyacımız var. Ya tam bir patates oyuncu şu anda. Hani insanların noob dedi yani ezik dedi. Oyuncu türündeyim. Bu ne olacak? Burada göz var. Bu kadar itici olmuş oldu. Özel yeteneğini sevmedim ya. Diğer elemanı daha çok sevdim.
Heh, kendine zarar ver. Ama olmaz ki ya. Quad spawn in 15 seconds. Sorlak'ı seçelim biz. Sorlak daha güzel. Aşağıda aslında farklı şeyler seçebiliyormuş. Shotgun falan mı? Gerçi silahı açmadığımız için. Ooo, iyice karıştı burası. Bakayım verebiliyormuş. Shotgun diyelim. Aa, evet. Three frags left. Çok hızlı yapış dediğim gibi. Diğer MMO FPS oyunlarına hiç benzemiyor. Hiç bir tane mi tutmaz be arkadaş ya. Defeat olur. Tabii ki de defeat olurum yani. Patates oldum diyor yani. Evet. Çıkış menüsü de böyleymiş oyundan. İlk üçü sıralıyor. Oo, çok güzel. Bayağı güzelmiş. Evet. Şu tabloya bak abi. En azından ödül kazandık. Aşağıda dediklerini kazandık. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir başka ilk bakış videosunda görüşmek dileğiyle. Oyunla ilgili detayları hepsini oyunkayıt.com sitemizden ziyaret edip öğrenebilirsiniz. Hoşçakalın efendim. Bye bye.